Şarm El Şeyh Uluslararası Kongre Merkezi'nde devam eden COP27 kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Hakan Yılmaz. Ben bir dijital artistim ve sanat tarihçisiyim. Yaklaşık 20 yıldır bu alanda eserler üretiyorum. Aslında Çevre Bakanlığı'nın burada bir sergi açacağını duyduğumuzda çok heyecanlandık ve hemen sitelerini incelemeye başladık. Siteyi incelediğimizde aslında bu sitenin içinde bu eserin ve bu serginin ilhamını bulmuştuk. Çünkü şunu fark ettik, yaklaşık 10 yıldır Çevre Bakanlığı Türkiye'deki özellikle Akdeniz bölgesindeki caretta carettalarımızı bir GPS cihazıyla takip ediyor ve bunu web sitesi üzerinden live olarak yayınlıyordu. Bu bilgiyi görüyor olmak zaten çok tatlı bir konuydu. O yüzden bu data üzerinden nasıl bir eser yapabiliriz diye yola çıktık ve bu GPS datalarını bu caretalar yaklaşık 10 yıldır Akdeniz'de yüzerek oluşturdular ve biz de bu rotanın çizgisini eserin başlangıç noktası olarak kabul ettik ve buradan bir artwork üretmeye başladık. Süleyman Yılmaz, veri sanatçısıyım. Yani aslında sanatımızın ham maddesi veriler diyebilirim. Bu projede az önce Akın da söylediği gibi Çevre Bakanlığı tarafından bize sağlanan GPS verilerini kullandık. Yani jeolokasyon verileri. Bunlar kaplumbağaların üzerindeki takılı olan GPS'lerden 10 yıldır topladığımız veriler. Bu verileri arka arkaya dizdiğimizde bir rota oluşuyor. Ve bu rotayı da eserin başlangıç noktası olarak kabul ettik. Sanki hani bir çizimi karettalar başlatmış da biz devam etmişiz gibi bir aslında konsept var burada. Arkamda gördüğünüz 4 farklı karettamız var. Türkiye'de sadece biz dişi olanları takip ediyoruz. Beyza, Esin, Meyra ve Leyla. Ortadaysa 4'ünün toplamından oluşan ana eser var. Binlerce gigabaytlık bir veriden bahsediyoruz burada. Neden böyle bir şey yaptık? Neden aslında bu veriyi kullanarak bir eser üretmeye çalıştık? Şundan dolayı, sizin de burada fark ettiğiniz üzere aslında iklim konuları şu anda bilimsel bir zümre etrafında konuşulan konular ve bir sürü firma, bir sürü ülke bu verileri topluyorlar ve anlamlandırmaya çalışıyorlar. Biz ise burada sanatçılar olarak şunu düşündük. Bu veriler birçok insan için aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Bir şekilde biz bu verileri görselleştirirsek, sanatsal bir çıktıya dönüştürebilirsek, kültürün bir parçası yapabilirsek daha çok insan tarafından bu veriler algılanabilir, konunun ciddiyeti algılanabilir diye düşünüp hareket ettik. Aslında derdimiz iklim konularındaki verileri görselleştirerek kültürün içine sirayet etmek ve daha çok insanın bu konulara bakmasını sağlamak diyebiliriz. Sıfır Noktası sergisi bu sene iklim zirvesinde benimle birlikte. Türkiye Pavilyonu olarak sıfır atık ve özellikle sürdürülebilirliğe atıfta bulunmak amacıyla, bir farkındalık yaratmak amacıyla burada sergileme yapıyoruz. Aslında 20'den fazla atık türünü kullanarak sanat eserleri yaptığım bir sürecin içerisindeyim. Dünyanın farklı yerlerinde atığa, aslında atığın bir ham madde olduğunu sanatla birleştirerek yeni bir dil yaratmaya çalışıyorum. Buradaki sergide de yaklaşık 14 tane farklı materyalin kullandığı bir sergileme yöntemini kullandık. İşte fermuar atıkları, elektronik devre atıkları, kablo atıkları, alüminyum atıkları, poşetler, aklınıza gelebilecek insan üretimi olan her türlü atığı burada göstermeye çalışıyoruz. Ve sanat dediğimiz aslında çok estetik bir dilin bile bu atıkları kullanarak ne kadar güzel işler çıkardığını gösterip bir anlamda da kişilere ilham olmaya çalışıyoruz. Ben bir sanatçı olarak atıkları kullanarak nasıl bir sanat eseri yapıyor biliyorsam, siz bir çevre mühendisi olarak, bir doktor olarak, bir öğrenci olarak atıklarınızla neler yapabilirsiniz sorusunu sorgulatmaya çalışıyorum. Burada 14 tane eser var ve bu 14 eserde hepsi farklı malzeme türlerinden oluşmuş durumda. Yani aslında ünlü, ünsüz, insanın olduğu her
portre benim için çok önemli. Bütün eserlerimdeki portreler sizi izler, sizi takip eder ve bir karşılaşma yaşamanızı sağlar. Ve uzaktan baktığınızda eserlerimi klasik yöntemlerle yapılmış yağlı boya gibi düşünür. Yakınlaştıkça sizin aslında tükettiğiniz malzemeler olarak karşınıza çıkar. O yüzden de bütün eserlerimde portreler var ve bir karşılaşma yaşanır.